Merhabalar, ben F1. Yine yepyeni bir online lobby videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Monaco'dayız. En sevdiğim haritalardan biri Monaco, biliyorsunuzdur. Çok kalabalık değil grid her zamanki gibi. Monaco yarışı ne zaman olsa illaki 20 kişi bile olsan o an lobide yarısından fazlası böyle çıkıyor. Monaco'da yarışmak istemiyor. Neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Genelde kontrolör oyuncuları biraz zorlanıyor burada. Muhtemelen ondan kaynaklanıyordur diye tahmin ediyorum. Ve yarışımız başlıyor efendim. Bakalım başımıza neler gelecek. İlk virajda biraz arkadan kaydırdım ama hiç sıkıntı yaşamadık. Önümüzde de hiçbir kaza olmadı. İlk 6'dayız. Bakalım başımıza ne olacak. Burada fazla yavaşlamak zorunda kaldım Mercedes yüzünden. Ucuz kurtardık. Çok ucuz kurtardık. Arkadan bir darbe aldım ama herhangi bir hasar olduğunu düşünmüyorum. Evet, yok. Herhangi bir hasarımız yok. Virtual Safety Car geldi. Gerçekten kazadan kıl payıyla kurtulduk abi. Bu kadar güzel ve keyifli bir geçiş olamazdı o noktada. Keyfimiz yerinde. Yarışı güzel götüreceğiz gibi duruyor şimdilik. Bir yandan şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Çoğu arkadaşımız bilmiyor. Twitch'te her akşam yayın yapıyoruz. Her akşam saat 10'da açıklama kısmında zaten Twitch link şeyimiz, linkimiz, Discord linkimiz falan bulunuyor. Discord'da da çok sık bir araya gelip sohbet muhabbet ediyoruz arkadaşlarımızla. Hani olur da buluşmak isterseniz, benimle araç sürmek isterseniz mutlaka ama mutlaka Twitch hesabıma bekliyorum. Onun başka yolu yok efendim. Çünkü arada bir yazıyorsunuz, görüyorum. Böyle ya seninle de yarışmak çok isterdim tadında. Hani her zaman bekleriz. Dediğim gibi Twitch adresimizdeyiz. Akşam 10'da yayına başlıyoruz. Hafta sonları yapmıyorum. Bazen de aksi durumlar olmadığı sürece yapıyorum ama bazen ekstra durumlar olabiliyor. O zaman da Discord'dan haberini veriyorum. Bugün yayın olmayacaktır diye. Evet, VSC de bitti. Yarışımız başladı. Reklamımızı da yaptık. Devam ediyoruz. Tabii burada geçişler de çok zor. O yüzden ekstra ekstra yavaşlamak durumunda kalıyorum. Önümdeki araçlar yavaşladıkça. Yukarıdan atak yaptı. Alpin. Yani korkuttu beni atak yapacak diye. Daha dışarıdan dönmeye çalıştım o yüzden. Karadımda hiçbir sorun yok. Çok şükür. Ufak bir temas ettik Ferrari pilotuyla ama kanadımda hiçbir hasar olmaması benim için şans yani. Gerçekten şans. Bakalım nasıl geçeceğiz. Şimdi en zor kısımdayız yani. Bu kısım zaten oyunun en zor kısmı yani. Monaco'da eğer bir trafikte kaldıysanız işiniz çok zor. Hasarımız yok. Güzel. Yine bir VSC çıktı. Ferrari bizi çok zorluyor ya. Geçsek çok mutlu olacağım da. Sonra bir de McLaren var. O iki aracı geçmem lazım. Şart yani. Ama nasıl yaparız kanalımızı kırmadan bilmiyorum. Atak yapabilecek hiçbir boşluğumuz yok şu an. Ancak ve ancak DRS ile birlikte start finish düzlüğünden sonra yapabilirim hatamı ama o da çok zor. Çünkü VSC çıktı tekrar. Yani 3 tur daha safety car olmayacak. Şey, DRS olmayacak. Çok özür diliyorum. O yüzden de burada sıkıntı yaşayacağız tekrar. Umarım böyle bir anda yolun ortasında durup ya da kaza yapıp bizi de kaza yaptırmaz yani. Tek isteğim o. Korkuyorum. Bir korku var içimde. Yine bir tur kadar safety car kaldı yani aslına baktığınız zaman. İkinci turunu atıyor şu an VSC. VSC'leri atlatmamız güzel ama. SC biraz yorabilirdi burada. Burası Monaco olduğu için şakası yok yani. VSC bitti. Önümde bir tane Haas. İkinci olan pilot Drive Thru penaltı aldı. Bu güzel bir haber. En azından bir pilotu daha geçmiş sayarız. Ve Ferrari'yi kovalamaya devam edeceğiz. Burada Haas'ın pite girdiğini görüyoruz. Drive turusu çekmek için. Birinci pilot da pitte. O yüzden de ilk ikiye yükseldim. Şimdi Ferrari'yi geçmemiz lazım. Ferrari çok zor bir rakip şu an benim için. RS basmaktan yana sıkıntı yok bu haritada çünkü
çok fazla yavaş bölümleri var. Orada zaten RS'iniz birikiyor tekrar. RS'i genelde bu arada bitiremiyorsunuz yani. İlk sektör mor geldi. Burada E'ye dönüştü Ferdi abi. Fırsatı çevirmek istedim. Önüne biraz yanlayarak girdim ama dosta dönüştüğüm için içimden geçebildi. İçimden geçmeseydi eğer burada geçmiştik. Şimdi burada deniyoruz hatamızı. E olduğu için rahat bir geçiş yapmayı başardık. Şimdi arayı açmamız lazım. AI'dan çıktı. Arkadan bana ufak bir sürttü. Kendisi spin attı. Tatsız bir durum. Neyse ki sıkıntımız yok bizim. Çok şükür. Şimdi biraz arayı açıp pite girdiğimizde rahatlamamız lazım. Muhtemelen bir 3-5 tura pite gireceğim. 6. 7. tur gibi. Acayip de terledim bir yandan. Gergin bir yarış geçiyor benim için. Monaco yarışlarına bayılıyorum ama bir o kadar da tehlikeli tabii. Şu an avantaj bizde, biz daha geç bir pit'e gireceğiz. Onlar iki kez pit yapma ihtimaline sahip. Biz tek pit'le kurtaracağız gibi duruyor. Herhangi bir kanat kırılma durumumuz olmazsa da işimiz kolay gibi gözüküyor. Tabii hata da yapmamamız lazım aynı zamanda. Teammate behind is 12.4 seconds. 12 saniyelik bir fark var şu anda en yakın rakibimle aramda. En az 25 falan yapmam lazım ki pitten çıktıktan sonra rahatlayayım. Sektör 2'miz de mor geldi. Sektör 1'imiz de mor. Tekrar en hızlı turu alma yolunda en büyük adaylardan biriyiz. En hızlı turu alacağız. Umarım tekrar kaptırmayız. 1.14 atmışım. Hani çok hızlı bir tur değil. Ancak bu yarış için yeterli gibi duruyor. Muhtemelen Mercedes alacaktır tekrar en hızlı turu. O da hızlı geliyor görüyorum. Almasa bile bana çok yakın turlar atıyordur şu an. RS'imi bitirmeyi başardım valla. Bu pistte bile RS'i bitirebiliyorsam okeydir yani, sıkıntı yok. Çok tasarrufsuz kullandım, bunun cezasını çekeceğiz bir süre. RS'i biriktirmemiz lazım şu an. Ama arkamızda her türlü arayı açıyoruz, güzel haber. Şu anda %20 civarında takılıyor. Lastiklerimizin aşınması. Buradan front brake bias'ını bir 54'e falan çekmem gerekiyor. Çünkü arkası çok kayıyor fren yaparken. Bunu istemiyorum. Hatta 55'e çekeceğim o yüzden. Önden kaymaya razıyım ben. Önden kaymayı seviyorum. Önden kaymayı bir şekilde kurtarabiliyorum ama arkadan kaydığı zaman aracım kontrol etmesi benim için çok daha güç oluyor. O yüzden genelde önden kayan araçları tercih ediyorum. Önden kayan setupları kesinlikle tercih ediyorum yani. Medium'a geçmek için pit penceresi açıldı. Şu andan itibaren sadece pit box'umun beni çağırmasını bekliyorum. Bu tur değil muhtemelen, diğer tur bizi çağıracaklar. Yanlışlıkla boşa attım burada. Boşa attığım için de biraz öne attı araç kendini. Motor frenini yapamadık. Devam gazlıyoruz. En yakın rakibim 18 saniye yerinde. Pite girip çıktığımda muhtemelen ya arkamda çıkacaktır ya da çok az bir şey önümde çıkacaktır. Orası artık tehlikeli bir durum ama pite çağrıldığımda mecbur gireceğim artık. Hani çok fazla lastiğimin aşınmasını da riske etmek istemiyorum. Lastiğim çok fazla aşındığını da biliyorsunuz. Başımız belaya giriyor. Daha önce Silverstone'da yaşamıştık bunu. %50'lere hemen dayandı RS'miz bu arada. Çok kolay birikiyor, onu da görmüş oldunuz. 1 saniyenin üstüne çıkardık aradaki farkı.
Diğer tur gireceğiz muhtemelen Pit'e. Hala Pit'e çağrılmadım çünkü. Bekliyorum. Bir tur daha zorlarım. Şöyle bir lastiklerimize bakalım. 25 civarında takılıyor şu an. Okey ya. 35'e kadar yolu var. Bir tur daha gider. Aa, en yakın rakibim 33 saniye gerimde. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Fark atıyoruz şu an. Bir tur daha atacağız ve pit'e gireceğiz muhtemelen. Artık pit zamanı. Bir Haas daha DNF oldu. Yarışta iki kişi mi kaldık? Herkes DNF mi oldu? Şaka mı yapıyorsunuz abi ya? Yani şurada iki keyifli yarış yapacaktık, tamam mı? Ya böyle olmaz ki ama kardeşim ya. Böyle olmaz ya. Videoya girdim. Heyecanlıyım. Aksiyonlu bir yarış olacağını düşünüyorum falan. Böyle keyifli geçecek diyorum, anladın mı yani? Böyle olmaz ama ya. Herkes öldü abi, şaka. İşte Monaco'nun gazabı arkadaşlar. Monaco böyle bir yer. Hani her an herkes ölebilir. yani garip bir şekilde yarışta iki kişi kaldık. Biliyorsunuz daha önce dünyada da yaşanmış bir şey bu F1 camiasında. Biliyor musunuzdur bilmiyorum. Ben şunu anlatayım size. Bir pist arkadaşlar. Amerika'da bir pist düşünün. NASCAR'ın oval yarışlarının yapıldığı bir pist. Aynı zamanda haritanın iç tarafı da var. NASCAR oval pistlerinin hepsinde şu var arkadaşlar, aynı zamanda içeride farklı bir layout daha var. Yani herhangi bir pist daha var içinde yani. İki pistten oluşuyor, üç pistten oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Aynı Singapur'un şu an değişmiş halini düşünün. Yani iki tane farklı pist oluyor, anladınız mı ne demek istediğimi? Amerika'da da F1 bir NASCAR pistinde yapılıyor. İçeriye giriyorlar, dışarıya çıkıyorlar. Oval kısmında da bir miktar gidiyorlar. Ufak bir oval kısmı var. Oval kısmın en büyük dezavantajı ne? Baktığınız zaman NASCAR araçları yola iyi tutunabilsin diye oval yolları böyle çizgili şekilde yapılıyor. Yani yatay çizgiler var yolun üstünde ki araçlar lastikleri yere yapışabilsin, daha rahat tutunabilsin, o boşlukları doldurabilsin lastikler diye. Böyle bir sistem var. O zamanlar da şu anki gibi böyle tek bir tane lastik markası yok. Şu an biliyorsunuz Pirelli F1'in ana üreticisi lastik konusunda ve lastik tamamen Pirelli'den geliyor. Pirelli'nin üretimi. Ama baktığınız zaman o zamanlar işte Michelin var, ondan sonra yine Pirelli var, başka markalar da var. Farklı farklı lastikler kullanmak şansınız var. Orada lastiklerin neredeyse tamamı Michelin'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç aracın farklıydı, 3 ya da 4 araç olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki yarışta şöyle bir şey oluyor, şimdi farklı lastikler olduğu için lastik başarısı da çok önemli oluyor F1'de. Ve şöyle bir şey yaşanıyor arkadaşlar. Çok fazla aşınma meydana geliyor. Lastikler patlıyor falan, bir şeyler oluyor. Sonra da işte Michelin'di diye tahmin ettiğim o lastik şey yapıyor. Biz yarışmayalım. Hani Michelin olarak çok tehlikeli. Her an lastik patlayabilir. Duvarlara insanlar çarpabilir. Bizim lastikler yetmiyor diyor. Pirelli tabii bunu avantaja çeviriyor. Markaları tamamen sallıyor olabilirim şu an. Hangi markalar olduğunu hatırlamıyorum. Onu tekrar söyleyeyim. Yani yarışta 3-4 araç yarışıyor. O yarış yine F1'in tarihinde ilginç meydana gelen yarışlardan birisi aslına baktığınız zaman. Yani o tarz bir durum şu an meydana geldi. Yarışçıların hepsi kenara çekildi ve Sezer Ünlü rahat rahat birinciliğini alıyor şu anda. Öyle söyleyeyim. Muhtemelen arkamızdaki pilot da ya bottur ya da gamepad oyuncusu falan olabilir. Çünkü çok fazla arayı açtık. 2 turda sanırım 15 saniye falan ara açtım adamla. Şaka gibi ilerliyor yarış. Hani bu yarışı aslında çekmenin de çok bir mantığı yok ama başında biraz eğlenceli, aksiyonlu olaylar oldu. Hem onları göstermiş olduk. Biraz Ferrari'yi kovaladık falan. Hoş bir yarıştı. O yüzden bu yarışta çöpe gitsin istemiyorum. Bir yandan da böyle hem sohbet edip hem makara yapıp hem de finish'e doğru ulaşmaya çalıştığımız bir yarış izlemiş oluyoruz sizlerle birlikte diyebilirim yani onu. Bu arada pit'e girdi rakibi. Dur bakayım, ben de peşinden gireyim. Bakayım ne yapıyor pit'e. Monaco'nun piti böyle hafif yanlayarak girince tadından yenmiyor bu arada arkadaşlar, yani seviyoruz.
Hızlı bir stop geldi. Bu arada bir yandan Hollanda yarışı yapıldı biliyorsunuz yakın zamanda. İzlediniz mi bilmiyorum ama çok keyifli bir yarıştı. Biz Discord'da birkaç arkadaşımızla birlikte izledik. Çok keyif aldım. Şeyi anlamadım. Hani biliyorsunuz 3. viraj mıydı? Aynen 3. virajda böyle bir hafif bir eğim var. Sola doğru yukarı doğru çıkıyorsun abi. Böyle roller coaster gibi. Bir iniyorsun bir çıkıyorsun böyle sola doğru. Çok tatlı bir viraj var. Şimdi F1'de onun çizgisi nasıl? Normalde en içten dönmeye çalışıyorsun. Çok fazla yavaşlık bir anda içeriye dalıyorsun. Ama çok garip bir şekilde bize ilginç geldi izlerken. Çok şaşırdım ben yani neden böyle dönüyorlar diye. En dıştan alıyor aracını. En dış boyunca dönüyorlar. Hepsi öyle yapıyor. Bir tanesi bile iç çizgiyi kullanmadı. Herkes dış çizgiyi kullandı. Bu da hani ideal yarış çizgisinin her zaman değişebileceğini de gösteren bir detay aslında. Güzel bir detay. Hani örneklendirmek adına muhteşem bir detay. Hani nedenini merak ettiğimde şöyle bir sonuçla karşılaştık. Sanırım Horner açıklamış. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bana geldi duyumları. Ama mantıklı da geldiği için bunu paylaşıyorum. Hani doğru mu değil mi bilmiyorum ama mantıklı geldiği için paylaşıyorum. Araçlar arkadaşlar biliyorsunuz lastik aşınmasının çok önemli olduğunu az önce konuşmuştuk. Hollanda'da da şöyle bir durum varmış. Eğer en içten dönersen sağ ön lastiğine mesela çok fazla baskı uyguluyorsun. Acayip bir G kuvveti uyguluyorsun. Ve o yüzden de daha fazla lastiğine aşınıyor. O yüzden de onun yerine dıştan girip dıştan çıkmayı tercih ediyorlar. Geç apex diyebiliriz bunu aslında. Geç apex ile birlikte hem düzlükte daha yüksek bir sürate ulaşabiliyorlar. Hem de lastik aşınmalarını olabildiğince minimize etmeye, eşit dağıtmaya çalışıyorlar. Mış bana mantıklı geldi dediğim gibi. İlginç de bir durum. Bilmiyorum F1'in oyununda da bu işe yarar mı mesela? Ben Hollanda'da bir denemek isterim açıkçası. Bir böyle hep en içten döndüğüm turlar atıp yüzde kaç yiyor lastiğimi? Şöyle bir bakmak isterim 20 turda sallıyorum 15 turda ya da ardından da en dıştan dönüp bir denemek isterim aslında öyle bir videoda yapsak. Hiç fena olmaz. Hem güncel bilmemle de ilgili bir video olmuş olur efendim. Öyle. Aklıma gelmişken bunu da paylaşayım istedim sizlerle. Tabii Max Verstappen dominasyonu devam ediyor bir yandan. Hani Max Verstappen sevenler için güzel haber. Orada bir sıkıntı yok. Ama keşke böyle birincilik için mücadele olsa diye düşünüyorum ben. Hani Max Verstappen'i sevmediğimden diyemem. Hani eleştirilerim var mı Verstappen'e var. Ama neden sevmeyeyim abi? Neden birinci olmasın? Olsun tabii. Orada sıkıntı yok. Sadece birincilik için biraz daha mücadele, biraz daha kan, ter ve kemik sesi duymak istiyoruz biliyor musunuz? O yüzden de o günleri özledik diyebilirim. Umarım yeni regülasyonlarla birlikte bu tekrardan gündeme gelir ve güzel bir rekabet ortamı çıkar diyelim. Aynı zamanda neden de bahsedebiliriz? Yeni regülasyonlardan bahsedebiliriz. Yakın zamanda gelecek olan bir regülasyon 2026'da geliyordu sanırım yanlış bilmiyorsam. Şu anda 8 vites kullanıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz F1 araçlarının hepsi şanzımanları 8 vites. Yakında bunu 6'ya sabitleyecekler. Herkes 6 vites araç kullanacak. Tabii bunun da dezavantajı nerede olacak? Emisyonlarla ilgili bir durum olabilir. Tam bilmiyorum ben ama dezavantajı nerede olacak? Şimdi eğer 6 vitesli bir araba kullanıyorsan senin vites uzunlukların daha uzun olmak zorunda kalacak. Yine 3 setlere çıkabilmek için. O zaman da ne olacak? Tork erken gelmek zorunda olacak. Yani turbo sallıyorum bu araçlarda işte 7000 devirin 8000 devirin üstünde gelmeye başlıyor ve en ideal torkunu 10.000 devirde gösteriyorsa bundan sonra işte 5000'de başlayıp 8000'de göstermek zorunda olacak ki araç yüksek süratlere daha rahat ulaşabilsin. Diğer türlü çok fazla boğulur devri düşük kalacağı için 6 vites olacağı için ve gün sonunda bu da neye yaramayacak arkadaşlar? Benim gibi spinün lakabını almış insanlara yaramayacak. Neden yaramayacak? Çünkü çok fazla tork olacak. Viraj çıkışındasın. Hafif basacaksın. Ama 5000 devirde tork gelmeye başlayacağı için, turbo dolmaya başlayacağı için mahvedecek seni. İşimiz gerçekten zor olacak o noktada diyebilirim. Umarım öyle olmaz ama hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben hani böyle bir düşüncedeyim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında da. Onu da söylemiş, paylaşmış olayım. Aynı zamanda bir de hamur lastikleri değişimleri bilmem neleri var arkadaşlar. Şimdi bu hamur değişimi ayrıca benim hoşuma gitmedi. Geçen yayında bir arkadaşımız sormuştu. O vasıtayla tekrar konuşmuştuk. Burada da bahsetmiş olayım. Şimdi hamurlarla ilgili de şöyle bir durum var arkadaşlar. Önümüzdeki sene galiba o direkt devreye giriyor. Yanlış bilmiyorsam. Bundan sonra sıralamalarda Q3'te hard lastik alıyorsun. Yok pardon. Öyle miydi?
Q3'te soft sonra mı medium'du hatırlamıyorum ama şöyle bir sıralama yapmışlar. Herkes eşit lastiklerle başlıyor. İşte hard alıyorsun önce, sonra medium alıyorsun, sonra soft alıyorsun. Yani bunu yanlış biliyorsam eğer de şöyle soft, medium, hard da olabilir. Hani tam bilmiyorum. Q1'e galiba hard kalıyormuş. Yanlış bilmiyor isem. Bu da nasıl bir avantaj, dezavantaj sağlayacak? Arkadaşlar, Max Verstappen gibi zaten hali hazırda dominasyon yapan pilotlar için aslında bu güzel bir haber. Fazladan lastik harcamak zorunda kalmayacaklar. Bir sıkıntıya girmek zorunda kalmayacaklar. Arka pilotlar için de bir dezavantaj. Neden? Adam Q1'de soft'u alıp işte hard lastikle çıkmış orta seviyedeki bir pilotu geçmeyi amaçlayıp bazen geçip Q2'ye, Q1'e kalma şansları oluyordu biliyorsunuz. Ama artık aynı lastikleri kullanacakları için bu avantaj da ortadan kalkmış olacak. Açıkçası hani yarışçıların ve pilotların ve takımların kendi stratejilerini ortaya koymalarını engelleyen bir davranış olmuş. Bence hani hatalı ve yanlış bir hamle FIA'dan. Daha çok rekabeti öldürecek bir hamle oluyor. Artık Qualify'da da o kadar sık rekabet görmeyeceğiz anlamına gelecek bana kalırsa bu. Ama tabii siz farklı da düşünüyor olabilirsiniz. Mutlaka görüşlerinizi paylaşın abi. Beraber tartışırız, konuşuruz yahu. Bir yandan da 3 turumuz kalmış abi, artık yarış bitiyor. Güzel, konuşarak oyaladım sizler arkadaşlar. Bak buraya kadar izlettim zorla. Bak konuştum, ağzım susmadı. Buraya kaladı, oyaladım sizi. Teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için. Sizin sayenizde işte Allah razı olsun. Ekmek parası. Taş mıydım arkadaşlar? Yani, lütfen ama yani. İşin makarası bir yana. Hakikaten bazı konularda da içimiz dolmuş. Hani anlatmakta istediğim konular vardı. Onları da anlatmış oldum. Bu pilotlar hakkında da şöyle bir şey yapacağım. Hani biliyorsunuz pilotların hayatını anlatmaya başladık. Grosjean'la başladık. Biraz sıkıcı bir video oldu. Biliyorum, farkındayım. Çünkü hani ilk defa yapıyorsun. Nerelere daha çok değinmek lazım. Onları öğrenmeye çalışıyorsun. Özel hayat kısmı bence güzel, keyifli oldu ama kariyer kısmı biraz sıkıcı ve tek düze oldu. Böyle kağıttan okuduğum bir şeydi çünkü bir yandan. Bir yandan da onu söylemem lazım. Onun farkındayım. Daha farklı şeyler yapmaya çalışacağım o konuda. Hani daha eğlenceli, benim günlük anlatımım şeklinde anlatmam lazım ki hani çok böyle kağıttan okuyunca, çünkü samimiyet ortadan kalkıyor, makara ortadan kalkıyor ve biraz sıkıcı bir hal alıyor. Onun farkındayım. Merak etmeyin, o konuda da önlemleri alacağım. Lökler çok fazla istendiğini gördüm. Bir tane eski bir pilot istendi, sadece bir kişi. Ona da bir gün geliriz. Kimi Raikkonen istendi. Verstappen istendi. Onun dışında Michael Schumacher istendi. Siz de mutlaka hani görüşlerinizi bildirin. Böyle bir çoğunluk oluşsun bir pilot üzerinde ki ben de hangi pilotu yapacağıma karar verip hızlıca o işe başlayayım efendim. Böyle o video muhtemelen ayda bir, işte iki haftada bir falan yapılacak bir video olacak. Hani çünkü araştırması etmesi, zaman harcayacağız, sonrasında edit kısmı, bayağı zaman harcayacağım yeri var. Bir de tehlik konusunda bir sıkıntımız var arkadaşlar, biliyorsunuz. F1'in kafama göre videolarını ben oyun içinde, yarış içinde, video içinde, çok özür dilerim, video içinde kullanamıyorum. Çünkü telif yiyoruz. Telif yediğimiz zaman da ne oluyor? Erişim engeli yiyor. Yani şöyle bir şey oluyor, bazen oyunlara da olabiliyor bu arada. Mesela bu yarışıma bile telif gelebilir. Telif geldiği zaman bu bir oyun videosu olarak, oyun videosu diyerek YouTube'a bildirmek durumunda kalıyorum. Ondan sonra telifim açılıyor. F1 bana bazen telif atıyor yani. Bu gayet normal bir şey. Çünkü oyunların da grafikleri çok yükseldi abi, artık gerçek videolar gibi oldu. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bu telifler yüzünden istediğim kadar güzel videoları koyayım, şöyle yapayım, böyle yapayım da diyemiyorum. Tam nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda çok bir fikrim yok. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş toparlayacağız efendim. Sizleri yine mutlu edecek şekilde ilerleyeceğiz. Sonuçta benim bu kanaldaki ilk videolarımı da hatırlarsanız bu kadar samimi, güzel, makaralı, makaralı videolar belki çıkartamıyordum. Belki hani olgunlaşmam gerekiyordu. Aynı şekilde şu anda YouTube işinde de olgunlaşılması gereken bir noktaya daha giriştik. Orada da yavaş yavaş olgunlaşacağız. Biliyorsunuz meyve dediğim olgunlaşınca güzel arkadaşlar, hamken yenmez. Yavaş yavaş olgunlaştıra geleceğiz efendim. Merak etmeyin o noktaya diyorum ve sabır bekliyorum sizlerden efendim.
Birazdan da son turumuza giriyoruz. Sessiz bir son tur olsun abi. Biraz yoruldum ben çünkü konuşmaktan. Nasıl yoruldun abi? Sabahtan beri konuşuyorsun. Konuşmazdın o zaman. Böyle dediğinizi duyar gibiyim efendim. Ne yapayım işte ya? Böyle bazen çenem düşüyor. Çenem düştüğü zaman aslında güzel oluyor yani. İyi oluyor. Çenenin düşmesi iyi bazen. Evet, son turu attık. Rahat bir yarış oldu. Dediğim gibi hani Monaco böyle bir yer arkadaşlar işte. Monaco'ya herkes girmez. Herkes bitiremez. Neden böyle olur bilmiyorum. Hani çok fazla Monaco'da yarışmayı tercih eden arkadaşımız da yok. Hani şöyle söyleyeyim, direksiyonla oynayan arkadaşlarımızdan bile çoğu Monaco'yu sevmediğini dile getirir. Ben de aksine Monaco'yu çok beğeniyorum abi. Neden beğeniyorum bilmiyorum. Monaco, Jeddah, hani zor pistleri seviyorum. Zor pistleri seviyorum. Kesinlikle öyle. Hani bunu söyleyebilirim. Böyle insanlar tarafından zor bulunan ve tercih edilmeyen pistleri sürmeyi seviyorum abi. Buralarda zaman geçirmek benim hoşuma gitmiyor. Çünkü buralarda ustalaştığım zaman zaten hani belli bir kesim girmeye çalışıyor. Hani çoğu kesim sevmiyor. Zorunda olduğu için giriyor mesela. Bu lobide olduğu için giriyor adam. Ama bu adamların işte girmesi bizi böyle bir duruma sokuyor. Herkes yarıştan çıkıyor, birinci oluyoruz efendim. Ya yani böyle bir olay bu. Böyle bir olay. Onu da söylemek lazım. Böyle bir finish olması bize yakışırdı efendim. Güzel. Stopa giriyorsun abi. Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Tersten pite girdin. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun acaba sen? Safety car'ın içine doğru gidiyor. Allah'ım. Kafası karıştı galiba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gitti ya? Arkadaşlar. Ya bence güzel bir yarıştı. Biraz makaralı, muhabbetli, sohbetli geçti. Baş kısımlarda güzel mücadeleler vardı. O hoşuma gitti. Umarım sizlerin de bu video hoşuna gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Çoğu izleyicimiz abone değil bu arada. %60'ımız falan abone değil izleyenlerimizin. Bilginiz olsun, hani abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Ekstra bir durum yok zaten. Hepiniz seviliyorsunuz efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.